devam ediyoruz. İkinci partıyla tasarımcı arkadaşımın sayfasının maskotu, çok değerli, güzel insanın çalışmasına devam ediyoruz. Şimdi burada layer'ı anlattık. Sonra file, script, illustrator to spine seçeneği seçtik. Buradan klasör belirtmeniz lazım. Bu benim ilgili klasördeki yani dosyamın kayıtlı olduğu karakter alt-draw dokümanının kayıt olduğu yere images diye bir klasör açacak, içine kaydedecek. Okey diyorum. Okey diyorum ve her birisini ayrı bir sayfaya taşıyarak spine için hazır PNG dokümanları haline getiriyor. Şu JSON dosyası önemli. Tamamlasın. Bu arada arkadaşlar, yine Illustrator'a sonradan geldi ama gerçekten şu anda UI, UX design işi yapan, benim gibi işte animasyon işi yapanlar için o da eşsiz bir özellik. Onu da küçük bir parça değinip ondan sonra Spine'da animasyona geçeceğim. Ya da onu şu sayfada göstereyim. Bir tane yuvarlak çizdiniz. Bir tane eliniz var. Gruplu bir el bu. Bu ikisini seçtiniz. Sadece bu ikisini export etmek istiyorsunuz. Şurada bizim çok sık kullandığımız asset export diye bir özellik var. Burada hangisini, hangi formatta göndereceksiniz onu belirliyorsunuz. Yine scale özelliği istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Onu seçiyorsunuz. Eğer birden fazlaysa tıkladığınızda otomatik onları buraya getiriyor. Şuradan penceresini açıyorsunuz. Pencereden lokasyonunu belirliyorsunuz. Lokasyonu belirledikten sonra subfolder herhangi bir şey var mı? Ondan sonra uzantı prefix istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Export dediğinizde şuradan rename de yapabiliyorsunuz. Çok güzel yeni özelliklerden birisi dediğim gibi. Buna da değinmeden geçmeyeyim dedim. Bu arada Spine'a gelelim. Spine'a geldiğimizde ise Spine logosuna tıkladığınızda Spine'a kısaca değineyim. Arayüzü biraz daha farklı, animatif bir arayüzü var. Fakat iki boyutlu animasyon, oyun animasyonları için muhteşem bir yazılım. Çeşitleri var, değişik örnekleri var. Fakat Spine'ın aynısı gibi görünüyor. Detayına girdiğinizde çok iyi fark ediyorsunuz ki kesinlikle aynı değil. Çok farklı özelliklere sahip. Unity ile paralel çalışabilen, hatta buradaki skeleton özelliklerinin Unity'de birebir aynen kullanılabildiği, frame bolluğu yerine bone animasyonlarını direkt aktarabildiğiniz gerçekten önemli bir program. Tavsiye ederim. Çok pahalı bir yazılım da değil. Bu işten para kazananlar mutlaka edinmeli. Import data dediğimizde klasör belirtiyoruz. Klasörden JSON dosyasını seçiyoruz. Import diyoruz. Import dediğimizde bakın bizim dokümanın aynısını, yani Illustrator'da gördüğümüz haliyle buraya ne yaptı? Getirdi. Şimdi sağ tarafta tree'miz var. Tree'mizde yapmamız gereken bazı işlemler var. Onlardan bahsedeceğim. Sonrasında belki tamamını, belki bir kısmını rigleyeceğiz beraber. Öncelikle yapılması gereken şeyler var. Nedir? Bunların biz isimlendirmesini yapmadık. Bunların isimlendirmesini yapmak lazım. Ben şimdi biraz hızlı bir anlatım olması açısından acele ettim. Burada göze ait, yani tek bir şeye ait olan seçenekleri aynı layer altına toplamak lazım. Şu aynı yerde. Bunu buradan alıyorum. Bunun içine yerleştiriyorum. Onun var olan boş layer folder'ını siliyorum. Yine aynı şekilde bu da öyle. Bunu da buna alıyorum. Yine bu boş kaldı. Bunu yine siliyorum. Gözüm geldi. Burada bunları ne yapacağız? Sırasıyla oynattığımızda animasyon oluşmasını sağlayacağız. Şu şekilde. Bunu mesela diyelim ki sağ göz. Sonra sol gözü aynalarını iç içe koyalım. Şu üçü zaten alt alta bu defa onlar. Bunu da yerleştirdik. Şu boşları yine sildim. Buna da sol göz diyorum.
Sağ göz, sol göz alt alta geldi. Şuraya da bir alt tire ekleyelim. Daha sonrasında diğerlerini yine linklemeniz gerekenleri yine linkleyebilirsiniz. İç içe olanları linkleyebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak şu koldan bir başlayalım. Arkadaşlar burada layer özelliklerini hazırladınız. Diyelim ki sıralamada order'da bir hatanız oldu. Draw order'dan bu sıralamayı değiştirebiliyorsunuz. Zaten bu spine'ın kullanımıyla alakalı sıralı eğitimler kaydediyorum şu anda. Fakat tamamlanmadan o listeyi yayınlamayacağım. Detaylı bir anlatım serisi geliyor. Fakat şimdi dediğim gibi arkadaşımın sürprizi bahanesiyle bir hızlı bir anlatım yapmış oluyoruz. Şimdi şu ayağı rickleyelim beraber. Şimdi setup penceresindeyiz. Bir daha tıkladığımızda animate, animasyon sekmesine geçiyoruz. Tekrar tıkladığımda tekrar setup'a geçiyorum. Setup'ta adı üstünde setup'ları yapmamız lazım. Kemik döşeceksiniz. Şimdi normalde bunlar bir root'a bağlı. Root şurada bakın. Tam orta nokta. Dolayısıyla daha hiçbir işe başlamadan bizim bütün parçalarımızı seçip bunu root'un altına getirmemizde fayda var. Yani ayağının bastığı yeri tam altına getirecek şekilde bunu yerleştirdik. Şimdi kemiğimize geçebiliriz. Create dedim. Bakın burada çok önemli. Ayak yapacağız. Genelde ayak yapısı şöyle olur. Böyle geldik. Daha doğrusu önce şuraya bir tane nokta koyalım. Noktadan sonra arkadaşlar Mac'te Command'a basıyorsunuz. PC'de kontrole bastığınızda şu aktif oluyor bakın. Kemiğime başlamadan önce buna tıklıyorum. Sonra kemiğimi yerleştiriyorum. 1 2 3 Hatta 4 tane mi yapalım? 3 tane yapalım. Yaptık. Bakın kemiğimizi döşedik. Şimdi bunu ayağımıza bağladık biz aslında. O komutla seçtiğimde bu ayağa bağlandı. Hemen göstereyim. Animate'e geldim. Bunu hareket ettirdiğimde ayak hareket edecek. Ama herhangi bir estetik yok gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapmamız lazım? Buna IK özelliği atamamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Kemiğimizi seçtik. İkinci kemiğimizi seçtik. Sağdaki panelden New IK Constraint dedik. Ve IK'imizin nerede olmasını belirliyoruz. Buna diyorum ki ben sağ ayak target diyorum. Şimdi yine animasyona geldim. Translate'e geldim. Yani ok bizim. Bakın şu anda kemiğim tamam. Fakat bunun meşe atamadığımız için şimdi animasyonumuz tam istediğimiz gibi olmuyor. Fakat ayak tamam. Evet. Şimdi geri geliyorum yine. Bu defa ayağımı seçtim. Arkadaşlar ayağı seçtiğimizde şu anda seçili gördüğünüz gibi aşağıda mesh seçeneği var. Mesh'e tıkladığınızda bunu bir mesh'e dönüştürdü. Yani triangulate, üçgen parçacıklardan oluşan mesh 3D bir malzemeye dönüştürdü. Bunu editlememiz lazım. Edit mesh dediğinizde edit mesh paneli yok. Fakat edit dediğinizde bu beliriyor. Sonra new diyelim. Yeni baştan yapalım. Buradan bu layer'ımızdaki çizime mesh alanı belirliyoruz. Fakat burada arkadaşlar tabii ilk kullandığınızda buna vakıf olmanızı beklemem. Bu koyduğunuz noktaların yeri ya sonra yapacağınız animasyonla direkt alakalı. Dolayısıyla şimdi biraz hızlı yaptık ama bunların nedenleri, niçinleri daha sonra izahı olacak. Şimdi bunu yaptık. Create'e tıkladım bu defa. İç meshleri oluşturuyor. Bakın. İç meshleri oluşturdum. Şuraya bir ikinci katman daha oluşturacağım. Bunları buralara bağlayabilirsiniz. Bağlamayabilirsiniz. Tercihe bağlı. Şuraya da bir tane yapayım.
Şuraya da bağladım. Şimdi meşimizi hallettik. Kapattım. Mesh tamam. Şimdi translate'teyim. Kemiklerimi buradan bind diyorum arkadaşlar. Bind demek şu demek. Burada oluşturduğumuz kemikleri bu yine karelere böldüğümüz meshimize oturtacağız. Attach edeceğiz. Bind tıkladım. Bind'a tıkladığımda uyarı geldi. Hangi kemikler etkili olmasını istiyorsan seç diyor. Seçelim. 1, 2, 3. Sonra Space tuşuna bastığınızda otomatik olarak hesapladı ve tamamladı. Animation'a geri dönelim. Bu defa Transform'dan target'ımızı seçtik. Bakın biraz daha düzgün oldu. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Detaylandıracağız. Hesaplamaları detaylandıracağız. Şuradan tuttuğumuzda da bu defa bak ayak sabit kalıyor bakın. Bu ayağımızı da yine pozdan hareket ettirebiliriz. Aynı şekilde bir de kolu yapalım örnek. Setup'a geldim. Kemik seçeneğini seçtim. Create. Tıkladım önce noktayı. Sonra comment tuşuyla, PC'de kontrol tuşuyla hangi kemik seçilecek onu tıkladım. Kemiğimi koydum. Buraya kadar getirdim. Sonra ikinci kemiğim için bunu seçtim. Devam ettiriyorum. Sonra üçüncü kemiğimi koyuyorum. Tamamladım. Translate'e geldim. Şu anda bu ikisi iki parça olmasına rağmen bunu hareket ettirdiğimde alttaki de hareket etmesi lazım. Evet. Demek ki bağlamayı doğru yapmışız. Şimdi arkadaşlar bunu seçtim. Mesh dedim. Edit Mesh. Modify. New diyorum daha doğrusu. Buradan bu defa bunun mesh'ini oluşturuyorum. Burası da dediğim gibi çok detaylı yapılması gerekiyor. Biraz hızlı yüzeysel yapıyorum. Diğer konumuza da geçebilmek için vakit açısından. Yaptım. İç meshleri de oluşturabilirsiniz. Belki şuraya bir tane keski attık. Şuraya da attık. Şöyle iç meshleri de oluşturuyoruz. Buradaki kıvrımlar bazen hayat kurtarıyor. O açıdan bunları da birleştiriyorum. Şunu da birleştirdim. Tamamdır. Şimdi diğerini seçiyorum. Bunu da mesh'e çevireyim. Edit Mesh. New. Bu da omuz kısmımız. Bunu da yaptık. Şimdi önce bunu bind edeyim. Bind. Bu seçenek, bu seçenek. Kabul ettik. Sonra diğerini seçtim. Bind dedim. Hangi kemikler? Bunu seçtim. Bunu seçtim. Ve bunu seçtim. Şimdi kemiğimizi de tamamladık. Şu anda bunlar attach oldu. Kemiğimize IQ'yi verelim. Kemiğimi seçtim. İkinci kemiğimi seçtim. Sonra IQ constraint dedim. Elin bileğin orada olduğu yere bir tane target koydum. Bu da left, bazen Türkçe bazen İngilizce yazıyorum. Left hand target dedim. Şimdi bunu seçtiğimde transform'a geldim. Bunu hareket ettirdiğimde çayı içireceğiz mesela buna. Tabii daha bunun çok ayar yapılması lazım. Şuradan pause'dan şu bileğini ayarlayacağız. Burada tabii başına da kemik döşeyip başını da aşağı doğru eğeceğiz ve çay içmesini sağlayacağız bunun. Şimdi bu iki kemiğimi döşedik örnek olarak. Dediğim gibi çok detay var. Diğerlerini tek tek anlatmayacağım şimdi. Bunlar ipucu açısından hepsini döşemeniz için aslında yeterli ama
Hepsini, tamamını, karakterin tamamını kemikleyeceğimiz ayrı derslerimiz olacak dediğim gibi. Bir küçük animasyona da örnek vermek istiyorum. Setup'a tıkladım. Animate'e geldim bu defa. Animate'de timeline'ım var. Hand'im seçili. Şurada AutoKey işaretli. Otomatik keyleme yapacağız. Şimdi 30. frame'e geldiğimde bu elim buraya gelsin. Normalde nasıl olsun? Biraz daha aşağıda dursun şöyle. Ne yaptı? Şöyle getirdi. Sonra 65. frame'de şöyle biraz daha yukarı çıksın. Sonra burada kol biraz yamulacak ama olsun. İçti. Yaptı. Şurayı belki süreyi şöyle açacağız. Bakalım. Geldi. Kaldırdı. Şurayı belki hızlandırabiliriz. Şöyle oynatalım bir daha. Sonra şuralara geldiğinde biraz çok az oynatacağım. Sonra aynı şekilde şunu kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Sonra şu. Bir bakalım nasıl oldu. İndirdi. Timeline'ı şuradan daraltıyorum. Şunları da kopyalayayım son olarak. Loop animasyon olarak bakalım nasıl görünecek. Basit yaptım şimdi kemiklerle. Tabii şu sağ omuz kol falan çok iyi görünmüyor. Bunları düzelteceğiz tabii. Tekrar geliyor. Evet, bir de göz kırpmayı anime edelim. Onu da görelim. O çünkü farklı bir şey. Buradan sağ göz, sol gözümüz vardı. Açıyorum onları. Bakın. Bunun layer'ı değişmiş tabii. Şu nasıl? Gözümüzün şeyi, görseli silinmiş. Şunu yapalım onun yerine. Gözümüzle alakalı animasyon yerine. Şu bardak geldiğinde bıyığımızı aşağı alalım mesela. Örnek veriyorum. Seçtim. Şuradan yere gelelim. Bu çayı yaptık. Kemik döşeyelim. Create. Bıyığıma önce kontrol tuşuyla basılı tutuyorum. Noktayı attım. Sonra kontrole bastım. Bıyığımı yerleştirdim. Sonra geri geldim. Tam buraya geldiğinde aşağı insin. Şunu en başa koymanız gerekiyor her zaman. Anime ediyorum. Yaptı. Kopyala. Bunu kaldırdık tekrar. Bakalım. Bir daha izliyoruz. Evet. İşte gitgide detaylandırıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir etki daha koyalım şuraya. Setup'a geri geldim. Bone'a geldim. Create. Tıkladım bir kere. Sonra alt tuşu basılıyken buradan etkilemesini istediğim seçenekleri seçtim. Sonra bu defa şöyle bir bone koydum. Arkadaşlar bunu etkilemiş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Translate'e geldim. Göbeği seçtim. Mesh dedim. Edit Mesh. Kostümümüzü de göbeğimizi meshleyelim.
Sonra iç meshleri yerleştiriyorum. Bunları çok gelişi güzel ve hızlı yapıyorum arkadaşlar. Ne kadar detaylandırırsanız o kadar güzel bir iş çıkartırsınız. Evet. Sonra burada bir parçamız daha var. Onu da mesh yapayım. Şimdi bunu seçtim önce. Bind dedim. Kemiğimi attach ettim ona. Bu defa ikinci parça seçtim. Bind dedim. Yine aynı kemiği seçtim. Space'e bastığımda ne yaptı? Otomatik calculate etti, hesapladı. Animasyonuma geri geldim. Şuralara geldiğinde bakın. Sanki göbeğini içine çekiyormuş gibi. Hatta burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Şunu seçtim. Bonumu. Ya da mesh'ten de anime edebiliyorsunuz. Şuradan. Bunu kopyalayıp birinci frame'e yerleştiriyorum. Evet, spine'da arkadaşlar genel itibariyle çok yüzeysel olarak kemik döşeme işlemi bu şekilde gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda ben tamamı bitmiş olan seçeneği de açayım size. Bu daha özellikleri tamam olmuş bir rig. Son hali bu. Tespih sallayacak. Burada ayakkabı. Bakın ne kadar detaylı ve düzgün. Burnunu da hareket ettirebiliyorsunuz. Yine burada da aynı. El. Şurada göz. Sağa sola oynatıyorsunuz. Kaş. Kaşı hareket ettireceğiz. Bıyık. Bıyıkları tek tek de hareket ettirebiliyorsunuz. Ya burada bir şey konuştururken, dudağı oynatırken buradan bunu da hareket ettirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Spine 2D'de yapmış olduğumuz karakteri, Illustrator'da çizimini yapmış olduğumuz karakteri anime etmeden önce nasıl kemikleyebiliriz? Sonrasında nasıl basit key'lerle nasıl anime edebiliriz? Bununla alakalı bir teaser, tutorial hazırlamıştık. Bunu sunmuş olduk. İlginize, alakanıza teşekkür ederim. Üçüncü, bu serinin üçüncü parçasında After Effects'te kemiklemeyi nasıl yapabiliriz? Onda buluşmak üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda dostlarla paylaşın. Görüşürüz.